Hazreti Pir'i anma törenlerinin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum etkinliklerin ardından kameraların karşısına geçti. Konya'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kentte yeni bir turizm eylem planının hayata geçirileceğini açıkladı. Konya'nın turizm potansiyelinin inanç turizmde sınırlı olmamasını, tarihi özelliklerini ön plana çıkaran yeni bir turizm hikayesi belediyemizle beraber yazacağız. Ve bununla ilgili de yoğun bir tanıtıma 2020 itibariyle başlayacağız. Öncelikli olarak bir eylem planı belirleyeceğiz. Sonra da bu eylem planı kapsamında hem bu güzergahtaki yapıların modernizasyonu hem de turizm tanıtım planına dahil edilerek Konya'nın artık günlük ziyaretçi değil, gecelemeli ziyaretçi alması için bir plan oluşturacağız ve planını hızlı bir şekilde uygulayacağız. Ayrıca Konya'da 2 yıl önce ara verilen bir proje de yeniden hayata geçirilecek. Ara verilmiş olan bir şehir müzesi vardı. Büyük bir şehir müzesi protokolü vardı. Onu tekrar ihya etme kararı aldık. İnşallah 2020'de startını verip 2021'de belediyemizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa Hazreti Mevlana'yı tüm dünyaya anlatmak istediklerini söyledi. Gerçekten Hazreti Mevlana'yı anlamaya, Hazreti Mevlana'nın bize anlatmaya çalıştıklarını tüm dünyaya yine ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Geçen sene biliyorsunuz selam vaktiydi. Bu sene de vefa vakti teması işleniyor. Ve vefanın bizdeki manası ve yeri çok güçlü. Mevlana Hazretlerinin sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır sözü aslında vefaya ilişkin Hazreti Mevlana'yı ve Hazreti Mevlana'nın ifadesini net bir şekilde bize anlatmaktadır. Mevlana Meydanı çevresinde yapılması planlanan yeni düzenleme hakkında bilgi de veren Bakan Kurum, çalışmaların 2021 Şebi Aruz törenlerine yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Projeyi kentsel yenileme projesi, aynı zamanda kentsel dönüşüm projesi olarak düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye'miz, bakanlığımızla bu projeyi ortak yürütecek. Hem finansman anlamında hem proje teknik destek anlamında belediyemize gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Burada da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara taşınma kira yardımları vermek suretiyle onların hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir süreçte Konya'mıza, Mevlana'mıza yakışır yatay mimari, bizim tarihimizi, özümüzü, kültürümüzü yansıtacak bir projeyi gerçekleştireceğiz. 2021 Şebi Aruz'una bitmiş haliyle yetiştirmek istiyoruz.